Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet kopmadan önce alım gücü azalacak. Alım gücü azalacak. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın 1450 seneye yaklaştı. Düz hesap değil. Yani 1450 sene önce bak ne diyor? Alım gücü azalacak. Şu anda Türkiye'nin ahvali nasıl? Alım gücü yok. Şu anda herkesin en büyük şikayeti aslında arkadaşlar dolar, euro, altın değil. Herkesin şikayeti alım gücü azaldı. Yani en ufak bir şey bile 100 lira oldu, 200 lira oldu. Şu anda 100 lira çocuğa harçlık veriyorsun. Çocuk bu ne lan diyor ya. 100 lira da para mı diyor şimdi? O hale geldi kardeşim. Alım gücü azalacak. Geçim zorlaşacak diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Peki Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Estağfirullah, Bismillah. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكًا. Allah Cellece diyor ki kim benim zikrimden gafil kalırsa ona dar bir geçim vereceğim diyor. Bak ayet okuyorum ha. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكًا. Kim bizim zikrimizden gafil kalırsa, kim bizim zikrimizden yüz çevirirse, zikir illa ki subhanallah subhanallah değil. Zikiri bizim herkes böyle anlıyor. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Hayır. Kur'an en büyük zikirdir. Namaz en büyük zikirdir. Sen ne konuşuyorsun? Lafımı iyi anlayın. Kim bizim zikrimizden gafil kalırsa diyor Allah Celle Celaluhu ona dar bir geçim veririz. Ve ayetin sonu ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Aman ya Rabbel alemin. Ve kıyamet günü mahşerde zikirden gafil kalanlar diyor ki Allah Celle Celaluhu onlar kör olarak haşredeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Kim Allah Celle Celaluhu zikrinden gafil kalırsa, namazsız, abdestsiz, Kur'ansız, ilimsiz yaşarsa dar bir geçim onu bekliyor. Namaz kılıyoruz yine dar geçim. Namazın bozuk. Evet, çok konuşma. Bilmişlik taslama. Namaz kılıyoruz ama yine geçinemiyoruz. Ne yapalım kardeşim? Hareketlere bak. Dikkat et. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet gününde o kabrinden çıktığı zaman kör olacak. Ya Rabbi benim dünyada gözlerim vardı. Ya Rabbi ben görüyordum. Ya Rabbi bu ne ahval? Ey kulum sen dünyadayken zikrimden gafil kaldın. Namazdan gafil kaldın. Bir Kur'an açıp yüzüne baktın mı ya? Soruyorum hepinize. Allah aşkına ya. Bu evimizde süs mü? Yoksa rehberimiz mi? Ben soruyorum size kardeşim. Kur'an-ı Kerim eğer ki evimizde süs ise başımız büyük belada. Kör olarak mahşere çıkacağız. Eğer öyle ise. Lafımı iyi anlayın. Şimdi peki dar bir geçim var, ne yapacağız? Tamam saydın ne yapacağız, ne yapalım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İstiğfara devam eden. Arkadaşlar istiğfar şudur. Estağfirullah. Kalben. Yakinen. Ciğerden. Estağfirullah. Ya Rabbi affeyle ya. Estağfirullah. Estağfirullah. Her şeyde. Estağfirullah. Estağfirullah. Ya Rabbi affeyle. Sürekli. Ya ben günaha girmedim. Yine Allah Allah. İstiğfara devam eden. Hadis-i şerif okuyorum sana. İstiğfara devam eden geçim darlığından kurtulur. Ummadığı yerden rızka kavuşur. İbn-i Mace. Allah dostlarından birini bir tane fırıncı görmek istiyor. İşte kıssa uzun hemen özet geçiyorum. O Allah dostu bir gün o fırıncıya yolu kesişiyor. İşte kendini belli etmiyor ama ne yapıyorsun ne ediyorsun işte böyle. Bir yerden işte muhabbet açılıyor. Ben diyor sürekli estağfurullah zikri yaparım diyor. Rabbim bugüne kadar ne istediysem verdi. Bak estağfurullah zikri. Ama diyor işte bir Allah dostu var diyor. Yıllardır diyor onu görmek istiyorum diyor. Bir o kabul olmadı diyor. Bak halbuki konuştuğu kişi, anlattığı kişi o görmek istediği Allah dostu. Kısa geçtim, çok uzun bir kısa bir yer anlatırım. Mevzuya bak. İstiğfara devam eden darlıktan kurtulur. Ummadığı yerden rızka kavuşur. İbn-i Mace'de geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eve girerken İhlas Suresi okuyan. Arkadaşlar yapın bunu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Eve girerken İhlas Suresi okuyun, fakirlik görmez. Hadis-i şerif okuyorum sana. Bismillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her gece Vakıya Suresi okuyan fakirlik görmez. İbn-i Asakir'de geçer. Sahabilerden biri kimdi ya? Mübarek ismini unuttum. Geçen sohbete söylemiştim de. Neyse. Sahabilerden biri ölüm döşeğinde. Dediler evlatlarına, kızına ne bırakıyorsun? Dedi kızıma Vakıya Suresi'ne bakıyorum. Dedi mübarek. Hani yok mu hiçbir şey? Dedi Vakıya Suresi'ne bırakıyorum. Dedi neden? Ben Allah Resulü'nden işittim ki kim her gece diyor yatmadan önce Vakıa Suresini okursa o fakirlik görmeyecek. Peki arkadaşlar normal bir okuyuşla Vakıa Suresi kaç dakika? 8. 8! Yahu bir filmin reklam arası 15 dakika sürüyor. 15 dakika ağzı açık izliyoruz. 15 dakika bakıyoruz. Reklam olsun bakıyoruz. Bir şey değil reklam. Dönsün. 15 dakika ağzımız açık bakıyoruz. Ben söylüyorum 8 dakikana hayır. Eğer ki zengin olmasan gel paranı ben vereceğim. Ama adam gibi okuyacaksın. Harflere dikkat edeceksin. Öyle yalap şalap yok. Harflere dikkat edeceksin. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Sıkıntıya düşen veya borçlanan. Arkadaşlar çoğumuzun sıkıntısı var. Çoğumuzun borcu var. Borç yiğidin kamçısıdır. Bir sözü var. He, borçlanmak sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam borç alır. Çünkü bir kimse hem borç alırdı hem borç verirdi. Allah Celle Celaluhu koruması altındadır. Borç veren de borç alan da. Ama ödemek şartıyla. Ha, mevzuları iyi anlayın. Allah'ın da işte bakarız, öderiz, yaparız, hallederiz. Ya. Öderiz kardeşim, kaçmıyoruz ya. Diyenler hepsi kaçıyor. Evet, hepinizin illaki etrafında vardı bir tane böyle sahtekar. Sıkıntıya düşen, borçlanan 1000 kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okursa Allah Celle Celaluhu o kişinin işini kolaylaştırır. Arkadaşlar kıyametin alametini unutmayın. Kıyamet kopmadan önce alım gücü azalacak, geçim zorlaşacak. Birisi de inkar etsin şunu ya. Bir tane delikanlı çıksın şunu inkar etsin. Hadi bakalım. Ama ayeti unutmayın ha. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Ya kim bizim zikrimizden gafil kalırsa ona dar bir geçim vereceğiz diyor. Allah Celle Celaluhu. Evet iyi anlayın buraları. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs ta'murûne bil ma'rufi ve tenhevnâ